Ercan selam. Selam abi. Yine hoş geldin. Bize ürünlerini hiçbir zaman bizden esirgemeyen bir firmanın gördüğün gibi içinde iki tane ürünü var. Aha. Hangi firma bize hiçbir zaman tek ürün göndermez? Tabii ki TFL. Evet. Muhtemelen onu Sağ olsunlar bize her çıkan ürünlerini her zaman gönderirler. diyeyim. Biraz önce zaten kutuyla önünden geçerken rafta görmüş olanlar vardır belki. Rafımız dolu şu an TFL'in ürünleriyle. Bakalım ne gelmiş ya. Bakalım. Hakikaten şu an cidden merak ediyorum. Ne gelmiş olabilir? TFL'den bahsediyorsak eğer. Yeşil kutu tabii ki modern router. Ya saysay bitmez öyle söyleyeyim. Tabii canım TFL'in bir sürü ürünü var. TFL A ürünlerinden biri. Oradan görüyoruz ucunu. Şimdi küçükten başlayalım. İki tane ürün gelmiş dediğin gibi. Bir tanesi 300 megabit Wi-Fi paketi router. Evet. VR810N. Access point aynı zamanda. Aynen öyle. Bu kablosuz ağa kablolu ağa çevirmek için bir ürün mü acaba? Evet. Değil bir yapı taşınabilecek bir ürün. Bir de diğer ürünümüz de bu herhalde şey. evet. Son zamanlarda herkesin Evet, kafasında elektrik ihtiyaç power line. duyduğu Powerline Starter Kit var. Bu iki tane farklı. İçinde iki tane olması iyi bir şey bu arada tabii ki. Tabii yani hani zaten birimiz bir ucuna hattın bir tanesini diğer ucuna Başka türlü taşıyorsun. zaten kullanman mümkün değil Tabii. iki tane almazsan üründen. Ben bunu da buradan şöyle açalım. Bakalım içinden ne çıkacak tam olarak. Ya bir şey seviyorum hani TP-Link'in bu anlamda A sorunuyla ilgili ne problemi varsa TP-Link'in mutlaka bir cevabı var. Bu arada tabii şeyi de eklemek dediğine katılıyorum. TP-Link bu arada şey yapmıyor. Mesela bir A ile ilgili çözmen gereken bir problem var. Ve bu problemi çözerken işte şu ürünü kullanayım da şu, ya bu problemi çözerken şu ürünle tamamlayayım demiyorsun. Her ürüne ayrı bir çözüm üretiyorlar. Ya Tabii. ben dolayısıyla bazen seninle konuşuyoruz ya buradaki üretim hatlarını çok merak ediyorum. Çünkü birbirine o kadar çok yakın ama tabii farklı ağ sorunlarını çözen ürünleri var ki. Hatta bu ürün bize gelmiş miydi acaba daha önce diye Diyoruz bazen yani. diyoruz. Çünkü hem görünüş olarak birbirinin aynı. Sadece ufak tefek teknik kadrosu bakımından değişiklikler olan, bu arada kırmadım inşallah. Biz bunu hayırlısıyla bir çıkartalım abi ilk başta. Evet, bir çıkartalım. Şöyle TP-Link'ten görüldüğü iki tane gibi iki tane fiş Powerline adaptör. Powerline aslında. Bu arada altında 3 tane Bu çok network önemli. girişi çok önemli. Bu evet 3 tane olması. Çoğunda tek var ki çok yeterli olmuyor. Aynen öyle. Bunları alıyorsunuz. Tamamen. Aklınıza elektrik üzerine takıyorsunuz. Daha sonra da böylece Wi-Fi ağını evde, işte, her yerde farklı noktalara ulaştırabiliyorsunuz. Bu arada kutunun içinde başka ne Evet, var? hemen bakalım kutunun içine. Burada klasik olarak tabii olması gereken iki tane İşte iki tane Ethernet kartı olmalı. Tabii pardon, iki tane ürün olduğu için iki tane ben de bir an fazlan mı acaba tabii ekstra var. koymuşlar diye Bunlar var. Onun dışında da zaten klasik installation guide, işte tek Standart garanti CD vesaire belgeleri. falan garanti belgesi onlar var. Şöyle tekrar gösterelim ürünümüzü. Burada 1.2 1200 tabii megabit olması. 1.2 gigabit. 3 port gigabit. Powerline adaptör. TP-Link'ten. Şimdi bunu nasıl kullanıyorlar onu da söyleyeyim ben. Bu arada sana onu söylerken şeyi de ekleyeyim. Bu tabii hani ortalıktan çok fazla kablo geçmesini sevmeyen özellikle eşler için iyi bir çözüm. Hani network'ü kablosuz almayayım, gigabit ethernet kullanayım, kablo üzerinden kullanayım derken ama evde tabii salondan oraya kadar kablo çekilmesini birçok eş sevmez. Evde dağınıklık olduğu Yani için hani bu büyük bir çözüm. Bu tabii büyük bir hiç çözüm oldu. sevmez hani artık eskisi mesela eskiden ses sistemleri dediğin zaman böyle kablolu işte 8 Tabii artı 1'ler falan aynen vardı. öyleydi. Şimdi artık ne yapıyorlar abi? 2 artı 1 hop küçük bir kompakt soundbar oluyor, çözüyorlar. Evet. Şimdi bu da ona benziyor biraz hani kablolar falan evin içinde dolaşmasın. Ethernet kablosu zaten artık yok. Wi-Fi var. Ama Wi-Fi'yi de evin içinde kablosuz bir şekilde uzak noktalara eriştirebiliyorsun. Bunlardan bir tanesi de bu çözüm. Aslında hani birden fazla çözüm var. Bunlardan ne yapıyorsunuz? Ben onu söyleyeyim. Birini modeme takıyorsunuz. Daha doğrusu Evet. birinin modemin olduğu odaya takıyorsunuz. Bir diğerinde prize takıyorsunuz tabii. Bir diğerinde atıyorum salondaki prize takıyorsunuz. Modemin bağlantısını Ethernet portuyla kutunun içinden çıkan Ethernet kablosuyla buradan yaptıktan sonra
Diğer modemi de, diğer cihazı da salonu zaten koyduğunuzda bu size direkt olarak zaten elektrik hattı üzerinden hattı, evet. Wi-Fi üzerinden şeyi taşıyor, elektrik hattı üzerinden taşıyor. Salona, salonda da Wi-Fi'niz olmuş oluyor. Buradan ister kablolu, isterseniz de alt taraftaki Ethernet portlarını kullanarak işte konsolunuzda, televizyonunuzda vesaire Ethernet port yoluyla da internete eriştirebiliyorsunuz. Oldukça iddialı, güzel bir ürün. Eşleşmesi de çok kolay. Şuradaki hemen yan taraftaki pair butonlarına bastığınızda hızlıca eşleşiyor. Çok fazla teknik bilgiye sahip olmadan. Aynen öyle. Zaten gerekli bütün teknik detayı da TP-Link'in şöyle güzel bir şey var. TP-Link kurulumdu galiba. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir interses var. Zaten Google'a yazarlarsa görürler izleyiciler. Oradan bu modeli de seçip diğer modelleri de var. Nasıl kurulduğunu anlatan, adım adım anlatan güzel de bir rehberi var. Onu da oradan bulabilirler. Bu arada tabii şimdi bir videoda iki kutu açılışı yaptık aslında. Biraz öyle yani, oldu. Yapmadık da yani sonuçta kargo zarfından iki tane kutu çıktı diyelim. Tabii yani tabii TB'li olunca içinden ben daha önce dört tane ürün çıktım da gördüm. Zaten burada da şeyleri görürsek hani diğer kutularda gördüysek bir dünya orada. Mesela onu açarken ben bu arada tabii şöyle şeyi de göstereyim. Şimdi elindeki ürün aslında şöyle bir benzeri daha önce testimize gelmişti. Yani. Tam çok benzeri değil ama dediğim gibi en ufak farklılık yaratan çözümler için bile yani farklı ürünler var. Bu 150 megabitti. Bu 300 megabit nanoymuş. Bu paket. Evet. Hani birazcık boyut farkı var. Birazcık işte hız açısından farkları var. Bu arada hani şey... Sen düşme testi yapacaksın. Ben neyse şunları kenara doğru kaldırayım. Ben onu düşüreceğim abi orada. Kıracağım. Muhtemelen. Şunu da çıkartayım şöyle. Yine her zaman gibi şık bir plastik de gelmiş. Burası nerede? Tabii ki içinde. Tabii ki şöyle. Yerden tasarruf etmek için böyle bir şey yapılıyor. Bu takıp çıkarttı bile böylece fişe takabiliyorsunuz. Hı-hı. Zaten priz üzerinden güç alıyor. Bu da küçük bir port adaptörü. Yine kutunun içinde de işte garanti belgesi ve kurulum kılavuzları evet. Vesaire falan onlar yer alıyor. Burada zaten yine çok fazla bilgisayar kullanımına gerek kalmadan, çok fazla bilgiye sahip olmadan da access point mi, repeater mi hepsi. Ya da client modunu tek bir tuşla şuradan yapabiliyorsun. Aynen. Modlar arasında geçiş yapıyorsun. Üzerinde USB var ve iki tane yine Ethernet portu var. Aynen öyle. USB kablosu olması çok avantajlı. Bazı modellerde göremiyoruz. İki tane LAN ve WAN şeyleri de var Ethernet için yerleştirmiş. Buraya da böyle bir seçenek yapmış olmaları da gayet güzel. Bakalım bize neler sunacak. Hani deneyeceğiz. Tabii bu iki test ürünü de yine sıraya alacağız. Testimizi tabii. Yapacağız. Bunların testleri de bittikten sonra yine hem Chip Online üzerinden hem YouTube kanalımız üzerinden izleyicilerimize buluşturacağız. Bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.